Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, minicik ekmekler yaptım. Evimizde ekmek yapmak aslında hiç zor değil arkadaşlar. Evimizdeki malzemelerle günlük 2 günde bir, 3 günde bir ekmeklerimizi yapıp sıcak sıcak, temiz temiz, yine kendi elimizle yaptığımızın tadı hiçbir şeyde yok biliyorsunuz. Onun için size böyle bir tarif hazırladım. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Bütün püf noktalarıyla elimden geldiğince de anlatmaya çalışacağım. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz. Hemen başlayalım o zaman, fazla laf uzatmadan. Malzemelerim neler gerekli hemen söylüyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kuru maya kullandım ben. 1 yemek kaşığı da şeker. Önce onları küçük bir kapta buluşturuyorum. Üzerine biraz su ekliyorum arkadaşlar ve ön maya işlemi yapıyoruz. Bunu diğer yaptığım çörek ve ekmeklerde de yapıyorum. Daha hızlı kabarmasını, mayanın daha çabuk gelmesini sağlıyor. Bunu sizler de yaparsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Siz de önce 5 su bardağı eklersiniz, sonra yine kaşık kaşık ekleyebilirsiniz. Ön maya yaptığım karışımı da üzerine ekliyorum. 1 yemek kaşığı maya, şeker ve suyu hamuruma hepsini karıştırdıktan sonra güzelce böyle 7-8 dakika kadar özlü güzel yumuşak bir hamur olana kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Yoğurma aşaması tabii ki çok önemli. Sıkı bir şekilde bütün malzemeler birbirine geçecek şekilde yoğurursanız mini mini çok güzel ekmekleriniz hazır olur inşallah. Sizler de denemiş olursunuz artık. Evet, hamurumu artık güzelce yoğurdum. Yaklaşık dediğim gibi 10 dakikaya yakın sürüyor toparlanma işlemi. Kabımın kapağını da kapadım. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bıraktım arkadaşlar. Hamurum artık iki katına çıkmış oldu. Tezgahınıza, masanıza nerede uygun görürseniz alıyoruz ve bu şekilde kalın rulolar yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de 6 tane eşit bezeye böleceğim. İsterseniz aynı bu şekilde yapıp yine normal büyük bir şeklini yapıp yuvarlak büyük yapıp da o şekilde de pişirebilirsiniz ama ben mini şekilde çok sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. 6 eşit bezeye bölüyorum. Şimdi de elimle yuvarlak bezeler yapacağım. Evet, 6 tane yuvarlak beze yapıyorum elimle. Bezelerinizin çok düzgün olması önemli değil arkadaşlar. İlk defa yapacaksanız eğer, elinizden geldiği şekilde yuvarlayabildiğiniz kadar, hani böyle top top yuvarlaklar olsa yeterli. O zaten şeklini alır, hiç merak etmeyin. Üzerine de bu şekilde bıçakla istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Yalnız bıçakla keserken biraz derinlemesine kesin. Çünkü ekmeklerimiz kabaracağı için şekli bozulmasın. Mümkün olduğu kadar derin kesmeye çalışın. Yarım santim kadar falan bir boşluk olsun. İstediğiniz şekilde yan yana çizgiler, verev çizgiler yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yoğurt var arkadaşlar. Daha güzel kızarmasını ve böyle daha yumuşacık olmasını sağlıyor yoğurtta. En önemli püf noktalarından bir tanesi. Yine yumurta fırçasıyla bütün mini ekmeklerimin üzerine, hamurlarımın üzerine yoğurt sürüyorum hepsini. Bir yemek kaşığı kadar olsa yeter. Çok fazla yoğurt kullanmıyoruz. Ama bol sürün. Hamura bastırmayın arkadaşlar. Bastırmadan böyle yumuşak şekilde yoğurdu her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Şimdi yoğurdumuzu sürdükten sonra da en son yapacağımız işlem üzerine hafifçe un serpmek olacak. 6 tane ekmek hamurumu artık yaptım, hazırladım. Üzerine de yukarıdan gelecek şekilde, çok fazla değil ama biraz, gördüğünüz kadar un serpiyorum. Biraz da tepsi mayası için bekleteceğiz arkadaşlar. Zaten yoğurma kısmını saymazsak eğer 10 dakikada toparlanan bir hamuru var. Ön maya yaptığımız için de çabuk mayalanacak. Hiç gözünüz korkmasın. Yumuşacık mis gibi ekmekleriniz hazır olacak. 180 derecede yaklaşık 1 saat kadar pişirebilirsiniz.
Fırına göre değişiklik de gösterebilir. Ara ara kontrol edin 20 dakikadan, 30 dakikadan sonra. Evet, ekmeklerim artık hazır. Çok da güzel oluyorlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. İki tanesi, üç tanesi o gün yendikten sonra buzdolabı poşetine koyup dolaba koyuyorum ben sonra. Ertesi günde yine kullanabilirsiniz. Ayrıca köftemin içine kullanıyorum mesela kalan ekmeklerimi. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Tekrar hayırlı Ramazanlar dilerim. Sağlıkla, sıhhatle geçsin inşallah. Bereketle geçsin inşallah. Hepimizin sofralarında ağzımızın tadıyla geçirmek nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.